Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu hafta 3 önemli başlığı gündemimize alacağız konuklarımızla beraber. Birinci başlığımız HDP'nin yürüyüşü olacak. Hakkari'den ve Edirne'den Ankara'ya başlayan yürüyüş devam ediyor. O yürüyüşle ilgili gelişmeleri ve ayrıca HDP'ye dönük baskılar, saldırılar ile medya ambargosunda konuşacağız. Hemen ardından bu kez Güney Kürdistan'a dönük saldırıları konuklarımızla değerlendireceğiz. Onlarca savaş uçağı 14 Haziran günü Güney Kürdistan'a bir saldırı başlattı. Peşinden 16 Haziran'dan bu yana devam eden bir kara saldırısı var Türk askerlerinin. Bunları da konuklarımızla konuşacağız. Bunların sonuçları da değerlendireceğiz. Tabii diğer taraftan da Rojava'dan birlik haberleri gelmeye başladı. Rojava'dan gelen birlik haberlerini de tekrar konuklarımızla konuşacağız. Üç konuğumuz var dedim. İmam Taşçıer, HDP milletvekili. Bir diğer konuğumuz Rojan Hazım, araştırmacı yazar. Bir diğer konuğumuz ise Osman Ergin. O da siyasetçi, HDP'nin eski yöneticilerinden. Her üç konuğumuza da hoş geldiniz diyerek başlayayım. Ve hemen sıcak gündemin birincisini İmam Bey'le konuşmaya başlayalım. HDP Hakkari'den ve Edirne'den bir yürüyüş başlattı. Yürüyüş kolları, Hakkari kolu bugün Ahmet'e vardı. Diğer taraftan İstanbul'a varan Edirne kolu var. Nedir yürüyüşle ilgili? Önce isterseniz bizi bir bilgilendirin. Çünkü saldırılar da oldu bu arada polisler tarafından. Akabinde belki bu yürüyüşle amaç edilenleri konuklarımızla birlikte de değerlendiririz. Evet, bilindiği gibi yürüyüşümüz iki koldan devam ediyor. Biri Hakkari Kölemek'ten başlayarak Ankara'ya, ikincisi ise Edirne'den başlayarak o da Ankara'ya. Ayın 20'sinde Ankara'da bir oda olacağız ve o gün de gerekli açıklamalarımızı Ankara'da yapacağız. Yalnız şu var, tekrar herkesin bildiği siyasetle ilgilenen herkes böyle net bildiği bir durum var. Siyasi partiler herhangi bir izne tabi olmadan kendi siyasi faaliyetlerini sürdürürler. Ama maalesef HDP sorunu olunca siyasi faaliyetini sürdürmek için bütün baskılar HDP'nin üzerinde. Yalnız sesim bana çok geri geliyor. Arkadaşlar sesi geri gidiyor İmam Bey'in. Onu da bir düzeltirseniz. Kusura bakmayın. HDP konu olunca bu baskılar alabildiğine fazlalaşıyor. Öyle oluyor ki bir karakolun önünde geçiyorsun. O karakolun sıradan bir tane uzman çavuşu önümüze çıkıp bizi engellemek için provokasyonlar yaparak çabalar sarf ediyor. Biz onlara çok karşılaştık. Yani düşün, Hakkari'ye gittiğimiz zaman ilk gece iyi bir karşılama oldu. Yani halk ayağı direkt akşam oldu ama müthiş bir gösteri yaptı. Bundan çok önce biz Hakkari'den çıkışta müsaade etmediler. Esnafı ziyaret edelim, esnafla beraber yürüyelim, onlara düşüncemizi açıklayalım diye bir herhangi bir şey olmadı. Ama yine ben şunu gördüm, özellikle siyasi hayattan önemli bir kesim diyebilirim. Hem Hakkari olsun, Van olsun, Tatvan olsun, Bitlis olsun, Batman, Baykan, yani geçtiğimiz bütün güzergahta Ahmet'e kadar, Diyarbakır'a kadar olan güzergahımızda yani halk hiç korkmadan, hiç çekinmeden polislerin yanında
zafer işaretini yaparak bizleri karşılıyordu ya da bizleri vururdu. Ama polis değer ya da güvenlik güçleri dediğimiz kişiler halkla aramıza girme çabaları alabildiğine fazla, hatta bizimle gördüğü gibi de gaz sıkmaları, göz yaşartması, herhangi bu spreyler falan sıkmaları da görüldü. Vekillerimiz böyle bir şekilde bir provokasyona getirmeye çalıştı. Ama bizim amacımız kendi amacımızı anlatabilmek. Bunu dile getirdik. Ya ben dışarıdan çok ses geliyor, ses de bana geri geliyor. Peki sayın, ben arkadaşlardan rica edeyim o sesi tekrar düzeltmek için uğraşsınlar. Sesin size geri dönmemesini sağlasınlar. Rojan Bey'e dönelim, o arada arkadaşlar sizin sesi düzeltirler çünkü bu başlığı konuşacağız. Rojan Bey, doğrusu bu HDP yürüyüşü başladığında aynı zamanda mecliste bir darbe de gerçekleşmişti. HDP'li iki vekille beraber CHP'li vekilin de vekilliği düşürülmüştü. Daha sonra tutuklandılar. Leyla Hanım ceza süresi azdı, bırakıldı. CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nu koronayı gerekçe ederek bıraktılar. Musa Farisoğulları hala hapishanede tutulmaya devam ediliyor. Çok sayıda milletvekili de var tabii, eski milletvekilleri, eş genel başkanları da dahil. Bu sürede HDP'nin darbeye karşı demokrasi yürüyüşü başlatmasını siz bir gözlemci olarak nasıl değerlendirirsiniz? Doğrusu eğer yürüyüşü takip edebildiyseniz yarattığı etkilere dönük ne dersiniz? HDP, Halkların Demokratik Partisi çok doğal olarak Türkiye'nin devlet politikalarını, halklara yönelik baskıcı, sindirmeci politikalarına karşı son derece demokratik ama aynı zamanda radikal bir tutum takınması çok doğal. Hem hükümetin hem genel olarak devlet politikalarının bütün muhalifleri sindirmeye yönelik politikaları ama özel olarak da Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketi'ne karşı, Ulusal Demokratik Hareket'in ağırlıklı bölümünün temsil edildiği HDP içinde HDP'ye yönelik bu sert politikalar devletin geleneksel reflekslerini gösteriyor. O bakımdan gelinen bu aşamada çok yadırgatıcı değil Türk devlet politikalarının süre gelen uygulamaları bakımından. Fakat yine de elbette değerlendirilmeli, ciddi analiz edilmeli ve bu sindirmeci politikalara karşı HDP'nin kendi siyasi varlığını ortaya koyması gerekiyor. En nihayetinde HDP legal bir politika yürütüyor, mecliste temsil ediliyor. Dolayısıyla hem meclis alanının HDP'ye daraltılması, hem genel olarak sosyopolitik faaliyetin daraltılmaya çalışılmasına karşı HDP'nin mücadeleyi geliştirmesi ondan beklenen bir tutumdu. Buna sessiz kalamazdı elbette HDP. HDP bu radikal tutumu gösterince şüphesiz devlet geleneksel baskıcı yüzünü gösterdi ve HDP'ye yönelik baskıları sürdürüyor. Tabii burada Türkiye'deki en geniş demokrasi dinamikleri içinde gördüğümüz çevreler gereken, hadi radikal demeyelim ama makul bir tavır göstermedikleri zaman bu devletin baskıcı politikalarını daha da bir biliyor. Dolayısıyla bu Türkiye demokrasi güçleri açısından ciddi bir zaaftır. Ümit ederiz bu zaaf görülmeli ve HDP
bu bir radikal demokrasi mücadelesinde yalnız bırakılmamalı. Peki. Sözünüzü kesmiş olmayayım ama diğer çevrelerin gösterdiği tutumu nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle CHP bu konuda çok da renk vermedi ama liberal çevrelerden ya da HDP'li olmayan dindar çevrelerden destek verenler de vardı kısaca mümkünse. Evet, onu zaten ifade etmeye çalıştım. Yani Türkiye'deki demokrasi mücadelesi içinde şu veya bu şekilde hesap edilen güçler, ama küçük ama büyük, kendi çaplarında HDP'nin bu demokrasi mücadelesine kayıtsız kaldıkları zaman bu hükümetin, özellikle AKP, MHP, gerici faşist cephesinin elini güçlendiriyor. Evet. Daha rahat bir manevraya girişiyorlar. Evet. Elbette buradan hareketle demokrasi güçlerine bir serzenişte bulunuluyor bu çerçevede. Yoksa suçlayıcı bir tavır elbette geliştirmemek lazım ama onları da uyarmak lazım. Peki. Demokrasi cephesi eğer genişse, eğer bu geniş cephede herkes yerini alacaksa, bir güce, bir dinamiğe yönelik baskılar herkes göğüslemeli. Herkes kendi kapasitesinde, kendi ölçüsünde bu saldırıları püskürtmek için omuz vermeli. Evet. İstenen, arzu edilen budur aslında. Peki. Ben Osman Bey'e de bu başlık altında sormak istiyorum. Doğrusu kendisi eskiden HDP'de parti meclisinde de görev almış bir arkadaşımız. Şimdi yurt dışında ama HDP'nin bu son yürüyüşüne dönük sizin değerlendirmeniz nedir? Bir ikincisi, bunca baskıya rağmen hala parlamentoda ısrarla durmasını eleştirenler de var. Belki bu yönüyle de görüşlerinizi dillendirirsiniz. Ne dersiniz? Evet. Ya öncelikle şahsınızda medyanet kalkanlarını, izleyicilerinizi sevgiyle, saygıyla selamlamak ve iletmek isterim. Halkların Demokratik Partisi Türkiye coğrafyası açısından oldukça anlamlı bir günde kendisinden umulanı, bekleneni Edirne'den Hakkari'den Ankara'ya akan bir yürüyüşü gerçekleştirerek 15 Haziran'ın hem Türkiye Sosyal Mücadeleler Tarihi'ndeki yeri hem de çok dramatik, trajik bir katliamın Mezopotamyalı Hristiyan çevrelere, halklara karşı, Geldanilere, Asurilere karşı yapılan 1915 katliamının yurt dönemine denk getirmiş olması bu yürüyüşü hem tarihsel kılmış, hem yürüyüşün Ankara'da noktalanacak olmasının da siyasal çözümü adres olarak meclisi belirlemiş olması Türkiye toplumunda tartışmayı çok ileri boyutlara götürecek bir gelişmedir. Evet. Halkların Demokratik Partisi aslında Türkiye'nin sayıcı muhalefeti ve Türkiye'yi gelecekte yönetecek yegane siyasal odaktır. Bu nedenle sistem partilerinden kendisine yönelik yapılan saldırılar bence anlaşılmalıdır. Çünkü sadece radikal demokrasiyi savunmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin sosyolojisinin siyasal iklimini bile köktenci bir değişime götürecek, hem parlamento hem de sokak gerçekliğini bir araya getiren bir hatta ilerliyor Halkların Demokratik Partisi. Evet. HDP bugün yaşanan koşullardan ötürü açık, görünür bir kitle desteğini Türkiye'den, Türkiye'li emekçilerden almıyorsa bile son anketler gösteriyor ki AKP ve MHP zorbalığı tüm saldırılarına rağmen amaçladıkları HDP'yi etkisizleştirme
noktasına ulaşamıyorlar. Bilakis bütün engellemelere rağmen, siyasal kırılma rağmen Halkların Demokratik Partisi'nin hem matematiksel hem de sosyal olarak büyüdüğü siyasal bir gerçeklik olarak gerçekleşmektedir. Evet. Bu çerçevede Ankara'ya taşınacak Edirne ve Hakkari yürüyüşü kanınca daha şimdiden siyasal dengelerin Türkiye babında yeniden gözden geçirilmesinin ön koşullarını yaratmıştır. Ki bugün HDP eş genel başkanı ve dış ilişkilerden sorumlu vekillerinin Avrupa delegasyonuna yaptıkları açıklamalar bu ilgiyi gösterir nitelikte bir gelişmedir. Osman Bey, sizin kamera ile ilgili bazen şeyler olmuş da o arkadaşlar ayarlayıncaya kadar ben isterseniz bir İmam Bey ile devam edeyim. Arkadaşlar ama peki, sizin kamera ayarınızı yapsınlar, tekrar döneriz. İmam Bey, biraz önce de sizin ses problemi vardı ama sonuç itibariyle yayınlarımızı stüdyo dışından Skype ile yapıyoruz. İzleyicilerimiz de bunları hoş görür. Ben hemen size biraz önce yarım kaldı, sözünüzü tamamlarsınız ama bir de HDP'yi kriminalize etme çabalarını sormak istiyorum. Yani devlet HDP'yi kriminalize ederken neyi amaçlıyor, amacı nedir? Bir, ikincisi, tüm bunlara rağmen devlet amacına ulaşamadı. Bundan sonra sırada ne var, ne yapar? Evet, evet. Biraz önce sesim bana geri geliyordu ama şimdi yine geri geliyor. Stüdyon sesi de bana geliyor. Bilmiyorum nasıl izah edeyim. Peki, siz konuşurken arkadaşlar düzeltir sesi. Olur. Bildiğim gibi tekrar kaldığım yerden devam etmek istiyordum. Ses geri gelince de cümle kurmakta da zorlanıyor insan. Şöyle, devlet ya da işte iktidar, Türkiye'deki bütün iktidarlar ta 1924'ten bu yana bir Kürt realitesi ve bunu çok iyi biliyor. O günden bu yana anayasa ve yasal bütün varlıkları Kürtlerin yokluğu, Kürtlerin inkarı üzerine dizayn edilmiş ve hiçbir iktidar tarafından bunu değiştirme, bu politika hep uygulama gelmiştir. HDP ise bu düzeni, bu sistemi bir şekilde yıkmak istiyor. Demokratik temayüllerle, demokratik işleyişle ve siyasi bir mücadeleyle bunu bir şekilde yok etmek istiyor. 6,5 milyon oy alan bir parti, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi durumunda olan HDP ise bu demokratik mücadelesini, siyasetini, Kürtlerin taleplerini, Kürtlerin statü talebini, Kürtlerin dil talebini, Kürtlerin özgürlük taleplerini bir şekilde kitlelere ulaştırıyor parti olmaktan kaynaklı. Bunu bugüne kadar inkar temelinde yürütülen politikaların sahipleri, uygulayıcıları bunu tahammül edemeyerek HDP'yi kriminalize ederek, işte herhangi terör örgütüne bağlılığını ifade ederek ya da bütün yönetim teorisi olduğunu söyleyerek gözaltına genel başkanlıktan milletvekillerine, belediye başkanlarına kadar hapse atarak bu şekilde kriminalize etme, teorize etme anlamda HDP'nin bu ilgi gören taleplerini, yani Kürtlerin taleplerini, Kürtlerin dışında Türkiye'de yaşayan Türkler dahil olmak üzere diğer halkların taleplerini bir şekilde parlamentonun sesi olmasından kaynaklı iktidar ve iktidarın güçleri
bunu bir şekilde yok etmek, bu sesi bastırmak, bu sesi kriminalize etmek, yürütmek ama çabalasak bunu işte en son 2015 Haziran seçimlerinden bir yana baktığımız zaman net görüyor. Böyle film şerit gibi gözümüzde geçiyor. En son bak yeni iki tane vekilimizi. Ben araya girerek soruyorum bu arada, umarım size sesiniz artık geri dönmüyor. Geliyor. Hala dönüyor. Zor oluyor. Size sesiniz geri geldiğine göre artık konuşurken olmadı. Kulaklığınızı çıkararak konuşursunuz. Tekrar kulaklığınızı takarsanız zordur biliyorum yani. Ama bizim dinlerken olsun kulaklığınız. Şöyle diyeyim. Her şeyi uyguladı. Bir şekliyle yapmadığını bırakmadı. Gerçekten buna rağmen ısrarla bu politikayı sürdürmesinin AKP-MHP rejiminin nedenini ne olarak değerlendiriyorsunuz? Yani siyaset alanını HDP'ye boşaltmanın faydasını nasıl görecekler? Şimdi Türkiye'de 25 milyonun üzerinde Kürt yaşıyor. Bu 25 milyonun üzerindeki Kürtlerin bir de siyasi olarak aktiviteleri çok yüksek. Hem Orta Doğu'da gelişmelere bir durumu var. Yani Suriye, hatta İran'da, Kürdistan diğer dört parçasındaki gelişmelerle ilgili bir durum var. Hem Türkiye'deki durum, bundan dolayı siyasi aktivitesi yüksek bir kitledir bu. İnan edin, Türkiye siyasetini şu anda büyük bir bölümünü yürüten yürütücüleri, aktivistleri hepsi Kürtlerdir diye normal sol ya da sağ hangi siyasetten aktivistleri de onlar. Buna tahammül edemiyorlar. Nasıl ki bugüne kadar sürdükleri düzenin olacağını görüyorlar. HDP kitlesinin ya da Kürt kitlesinin aktif siyasetler olamaz. Amaçları şu: bir kere Kürtler siyaset yapmaz. Kürtler sadece birkaç ağası değişti, yıllarda süren politikaları çerçevesinde gelsin meclise, her şeye el kaldırsın, el indirsin. Ama siyaset artık bunu aştı. HDP meclisteki ya da sivil toplum içindeki ya da halk içindeki, peki, ya da vatandaşlar içindeki çalışmalarını görüyor. Günden güne onların altındaki toprağın kaybını seziyorlar. Evet. Onun için bütün iktidarlar bugüne kadar bunu yaptığı beraber muhalefet de o cephede yerini almaya başladı. Evet. İşte basın da o cephede yerini almaya başladı. Bu bir korkudur. O korkunun bir şekilde yansımasını bize gösteriyorlar. Peki. Bu korku onları öyle bir pozisyona sokmuş gibi düşünün. Medya 82 bir ülkede, o işte ulusal dedikleri medya HDP'ye ismini, yani HDP yöneticilerini, düşüncelerini kendi platformunda göstermek için çabalasa da buna bir gerekçe uyduruyorlar. İşte ulusal refleksler, yani faşist düşüncenin ne kadar egemen olduğunu görüyoruz. Böyle şekilde yürüyeceği düşünüyorlar ama HDP günden güne güçlendiği de çok farkındalar, kendilerini eridiği farkındalar. Bu aktif siyasetin, hani Kürtlerle içinde yer aldığı HDP'nin aktif siyaseti Türkiye'de ileriki süreçte yani gerileceği belirleyeceği, onlarsız iktidar olamayacağını görüyorlar diye. Peki. Tamam. Siz kulaklığı çıkarınca tabii arada beni de duymuyorsunuz. Böyle bir dezavantaj da var ama çözeceğiz onu. Bir şey olmaz. Tekrar ben Osman Bey'e dönmek istiyorum. Osman Ergin'e biraz önce görüntü düzeltmiştik. Size de HDP ile ilgili son bir gözlem sorusu
sorup daha sonra Rojan Bey'le Güney Kürdistan'a dönük saldırılar üzerinden devam etmek istiyorum. Tabii HDP ile ilgili sözü varsa Rojan Bey de tamamlar ama HDP'ye dönük bir medya ambargosu da var. Aslında Kürtlere ve muhaliflere dönük uzun zamandır var ama son 5 yılda da giderek artan bir medya ambargosuyla karşı karşıyayız. En son bir gazeteci tutup gazetecilik etiğinden söz ederek özel şirketi kapatırız dedi. Aslında kendisinin gazeteci olmadığını gösteren bu sözlerle bir kesime ekran kapatmanın ne anlama geldiğini bilmeden konuştu. Böyle de yüzsüzce ikrar ediyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ekran kapatma meselesine dönük ne söylersiniz? Bir, ikincisi bir de HDP'yi kriminalize etme çabalarını biraz önce konuştuk ama devlet bununla istediğini elde etti mi? AKP, MHP arzuladığı sonuca ulaştı mı? Ya da HDP'yi görmezden gelen, HDP'ye dönük baskıları görmezden gelen CHP gibi muhalifler arzuladıklarına ulaşabildiler mi? Ya doğrusu bu kriminal kavramını herhalde en çok hak eden AKP, MHP işbirliğidir. Onların döneminde çocuk istismarından tutun da kadın cinayetlerine, iş kazaları adı verilen ama emekçilerin ölümüne sebep olan çalışma koşullarına giderek toplumun tümünü ciddi bir yozlaşmaya, dejenerasyona uğratan, sosyopolitikalar üreten bir faşist iktidardan bahsediyoruz. Öyle ki son yasal düzenlemelerle katil, çete, katil, çete, Türkiye toplumunun bütün ezilenlerine en olmadık saldırıları gerçekleştiren çevrelerle yan yana gelmeyi onura adeden bir siyasal yapının HDP'yi kriminalize edici yönelimler doğrusu kavram açısından söylüyorum şaşırtıcıdır. Çünkü tepeden tırnağa kriminal bir siyasal işbirliği ortaklıkla karşı karşıyadır HDP'nin şansında Türkiye toplumu. Evet. Önce bunu saptamak gerekiyor. Şimdi bu kriminal iktidar iyiye, güzele, doğruya, özgür olan her şeye karşıdır. Bu saydığım olguları kendinde siyasal bir parti olarak temsil eden HDP'nin 2015'ten bu yana medyaca ambargoyla karşılanmış olması da kanunca anlaşılırdı. O zaman medya kapatmayı da devletin bu kriminal politikasının bir sonucu olarak değerlendirmek mi gerekir? Kesinlikle Sayın Işık, iyi olan, güzel olan, doğru olan, özgür olan Anadolu ve Mezopotamya insanına çok görülmüş, bundan uzak durmaya çalışılmış, tamamen yalana, korkuya dayalı bir kriminal işbirliği, siyasal bir iktidar olarak kendini nicedir Türkiye'de evet. Sürdürmektedir. Onlar... Bu nedenle herhalde ikinci kez yeniliyor olsam da öneminden dolayı belirtmem gerekiyor ki asla bu kriminal iktidarın HDP ile ilgili kriminalize etme gibi bir hani düşüncesi olsa bile onu itham etme zerre-i miskal ne hakkı var ne de öyle bir şey gerçekleştirebilir. Peki. Sonuç olarak şunu belirtmek gerekiyor. Halkların Demokratik Partisi aslında Anadolu ve Mezopotamya'nın siyasal geleceğidir. Ona ambargo koymak, onu gazetelerden, televizyonlarda ırak tutmak, Türkiye'ye geleceksizliği dayatmaktadır, dayatmaktır. Peki. Bu yanıyla şimdiden AKP, MHP iktidarı kaybetmiştir hesaplamasını yapmak kehanet olmasa gerek. Peki. Rojan Bey belki HDP ile ilgili tamamlayabileceğiniz sözleriniz olabilir. Ama ben bir diğer başlığımıza da müsaade ederseniz geçmek istiyorum. Siz geçmişte Keneke yöneticisi olarak çokça Güney Kürdistan'a da gittiniz. Rojava'ya da gittiniz. Bölgeyi
yakından da biliyorsunuz. 14 Haziran'da bir hava saldırısı başladı Güney Kürdistan'a. Ardından hemen 16 Haziran'ın gece geç saatlerinde bu sefer havadan indirme yaparak bölgeye dönük saldırılar başladı. Bir de bu saldırılar HDP eylemine denk getirildi. Yani öyle bir zamanlama yapıldı ki HDP yürüyüşe başladı. Onlar da mesajı Güney Kürdistan'dan mı verdiler? Ne dersiniz bu zamanlamaya ve bir de ayrıca bu saldırıları nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, siz de belirttiniz. HDP ile ilgili de bir iki cümle belirtmek isterim. Türkiye devlet politikalarının HDP'ye yönelik yoğunlaşmasının şüphesiz iki boyutu var. Birincisi, HDP çok güçlü bir Kürt dinamiğine sahip. İkincisi, kitlesel anlamda çok güçlü olmasa bile sağlam bir sol, liberal dayanışma damarı da var. Dolayısıyla HDP siyaseten bugün Türkiye politikalarının genel çerçevesi içinde önemli bir güce erişmiş durumda. HDP üzerinde hesap kitap yapılmak zorunda. HDP hesap kitap yapılamayacak bir güç değil. Mecliste azımsanmayacak bir temsiliyeti var. Uluslararası planda belli bir ağırlığı ve saygınlığı var. Ayrıca da pozitif anlamda bizim açımızdan hem Kürdistan bakımından hem Türkiye demokrasi güçleri bakımından ifade etmek isterim. HDP oyun bozucu da bir fonksiyona sahip. Yani AKP ya da Cumhur İttifakı diyelim. Cumhur İttifakı'nın genel Türkiye projeksiyonu ile ilgili politikalarında HDP çok önemli bir engel. Dolayısıyla HDP'yi ikna edemeyeceklerine göre, zaten böyle bir niyetleri de yok, tasfiyeyi planlıyorlar. Esasen o kavramı kullanmak istemem. Yani politik olarak HDP tasfiye edilmek isteniyor. Hem dinamik bir güçten siyaseti arındırmak, kendi siyasetlerini arındırmaya çalışıyorlar. Amiyane bir tabirle dikensiz bir bahçesi yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü hakikaten HDP halkların temsiliyeti oranında hem dinamik hem radikal bir tavır sergiliyor. Evet. Ayrıca da hem oyun bozuculuğunun yanında oyun kuruculuk yanı da var. O bakımdan şu an egemen devlet anlayışı bu sadece AKP ve MHP ile sınırlı değil. Dikkat ederseniz AKP, MHP ve preferisi toplam olarak HDP'den bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü HDP bir yönüyle Türkiye'deki diğer demokrasi güçlerini de motive eden bir role sahip. Evet. Bunu en son 2019 mahalli seçimlerinde gördük. Kitlesel anlamda moral yükseltici bir gücü var. En zor zamanlarda kitlelerin herhalde biz bunlarla baş edemeyiz dedikleri bir anda bile genel olarak stand dinamiği ve o oranda da HDP önemli bir cesaret ışığı olabiliyor. Bakımdan da bu gücü bertaraf etmeye çalışıyorlar, tasfiye evet. etmeye çalışıyorlar. O bakımdan programak istedim. Çok önemsememiz gerekiyor. Şüphesiz buna karşı da HDP'nin hem kendi özelinde önemli bariyerler oluşturması gerekiyor. Korumacı bariyerler. Ama öte yandan da savunmacı değil, daha açılım, daha militan ve radikal politikalar geliştirmeli. HDP'de belki televizyon programlarında söylemek çok yerinde olmayabilir ama Kürdistan bakımından şu anda hizada olmayan diğer milli dinamikleri de içine katarak etkisini daha da fazlalaştırmalı.
bu devletin yönelimini de bir ölçüde sınırlayabilir. O bakımdan HDP hem Türkiye'deki halkların sol ve demokratik güçlerini harekete geçirmeli ama aynı zamanda Kürdistan'daki milli demokratik güçleri de harekete geçirmeli. Eşit bir paydaşlık temelinde geniş bir cephe politikası geliştirmeli. Peki. Diğer konuya gelince Kürdistan'a yönelik politikalar devletin şüphesiz birçok yönü var. Zamanlama açısından söylersek şüphesiz HDP yönelik saldırılar zamanlamanın bir ögesi. Ama bir de Orta Doğu'daki gelişmeler zamanlama açısından da çok önemli. Dikkat ediyorsunuz, Rojava Kürdistan'da, Batı Kürdistan'da çok önemli gelişmeler. Amerika'nın genel olarak Batı dünyasının önemli desteğiyle Kürdistan dinamikleri bir araya geliyor. Önemli ulusal dayanışma, hatta daha ötesi ulusal birlik oluşturma sürecini geliştiriyor. Tam böylesi zamanda Türkiye'nin hem içte hem sınır, yani bize göre değil de onlara göre sınır ötesi operasyonlara girişmesi tesadüf değil. Bir diğer değil de eklemek lazım. İran faktörü dikkate almak lazım. Özellikle Bahdinan bölgesine, Bradosta bölgesine, Şengal'e, Mahmur'a yönelik hava saldırıları sürüyor ama dikkat ederseniz daha çok Doğu-Güney kavşağı dikkate değer bir an seçilmiş. İran'da yönelik. Çünkü şu anda İran'da Bradosta bölgesini saldırı alanına çevirmiş durumda. Belli ki koordineli davranıyor. Zaten Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı geldi, belli bir trafik var. Bunu belli ki koordineli yapıyor. O bakımdan zamanlama çok manidar. Amerika'nın genel olarak Batı dünyasının İran'a yönelik politikalarını biliyoruz. Orta Doğu politikalarını biliyor. Şu an en büyük engel Türkiye ve İran. Amerika'nın, Batı Avrupa'nın İran'a yönelik çok özel politikaları var. Ama ikinci derecede Türkiye'ye yönelik politikaları da var. Hı hı. Bu bakımdan böyle geniş bir perspektifte değerlendirdiğim zaman Türkiye, Kürdistan'daki gelişmeleri kendi moda deyimle onların bekası için, tehlike gördükleri için saldırılarını arttırmış durumdalar. Bu sadece PKK'ya bir saldırı olarak görmemek lazım. İzin verirseniz şu noktayı ilave edeyim. Buyurun. Şimdi Batı Kürdistan'a yönelik işgalleri diyor. Cerablus, Azen, Afrin, sonradan Girispi ve Serekani ilave ettiler. Ama Şingal'a yönelik hava saldırıları var. Ama bunun kara yönü de var. Siz de çok iyi biliyorsunuz, Türkiye ısrarla Musul'un yanında bir yarma hareketi geliştirmek istiyor. Bununla hem Batı Kürdistan, Güney Kürdistan'ı birbirinden koparmaya çalışıyor, Bağdat'a ulaşmaya çalışıyor. Yani burada Bağdat, Ankara hegemonyasında bir hat oluşturmaya çalışıyorlar ve bu stratejik bir olmak. Ama aynı oran stratejik olarak Kürdistan çıkarları açısından son derece tehlikeli. Bir diğer çok önemli stratejik saldırı alanı da Bradosta. Bradosta, siz de orayı çok koyulayabilirsiniz. Doğu Kürdistan, Kuzey Kürdistan ve Güney Kürdistan'ın çok önemli bir kavşağıdır. Oranın hançer gibi yaralanmak istenmesinin de Şingal kadar çok önemli stratejik bir anlamı var. Türkiye'nin orayı işgal etmesi, oraya onların burada deyimiyle bir cep oluşturmaya çalışması bizim uzun vadeli değil, yakın ve orta vadeli çıkarlar açısından da son derece tehlikeli. Peki. Eğer böyle bir yardım ve işgal, doğrudan işgal hareketi gelişirse Güney Kürdistan çok ciddi bir abluka altına alınmış olur. Belki bugün tasfiyeye yönelebilirler ama Güney Kürdistan'ın nefesini kesmek için her türlü saldırgan sürdürürler. Bu bakımdan bu saldırılar çok
koordineli ilanla birlikte sürdürülüyor. Peki. Kürdistan'ın kapsıyor. Özel olarak PKK'ya yönelik ama bunu hepimiz Kürdistan'a yönelik üretmeliyiz ve ona göre de tutum almalıyız diyoruz. Tavır ve tutum geliştirmeliyiz. Peki. Osman Bey, sizinle devam edelim. Sonuç itibariyle Şengale'de, Makbule'de bir saldırı var. Rojan Bey aslında birçok başlıktan da uluslararası ilişkilerden de söz etti. İran ve Türkiye işbirliğinden de söz etti. Ama biliyoruz 1983'ten beri de bu tür saldırılar Güney Kürdistan'a dönük yapılıyor. Sonuç da alamadılar şimdiye kadar ya da arzuladıkları kadar ilerleyemediler ama bölgesel güçlerden de tabii destek aldılar. Doğrusu bunca karmaşa içerisinde Türk Devleti'nin ısrarla bu siyaseti sürdürmesini nasıl yorumlarsınız? İkincisi, bu saldırılarda hem yerel güçlerin, Güney Kürdistan yönetiminin, KDP'nin ya da işte Irak Merkezi Hükümeti'nin tutumunu hem de uluslararası güçlerin, yani ABD İran'la Türkiye işbirliğine destek mi veriyor ya da ABD'nin oradaki rolü ne? Rojava'da birlik istiyor. Orada da bir başka siyasetin peşinde mi? Ne dersiniz bunları değerlendirirken? Evet. Ya Orta Doğu gerçeği aslında dünyanın rengini belirleyecek bir karakterde. Bu açıdan nicedir Türk modern ulusal kurtuluş hareketi bir üçüncü dünya savaşı gerçeğine işaret etmektedir. Bu savaşın neticesi aslında dünyaya rengini verecek ve Orta Doğu'da gelişiyor olması da sizin sorduğunuz soruyu oldukça anlamlı kılıyor. Biz gerek Şengal'e gerek Makbule'ye yapılan saldırıların hani sembolik olma ötesinde çok iyi düşünülüp, iyi tartışılıp karara bağlanmış operasyonlar olarak algılanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Şengal 2014 3 Ağustos DAEŞ saldırısıyla aslında DAEŞ'in Ezidi Kürtleri alt ederek kendine bir zafer temeli oluşturma esprisi vardı, yaklaşımı vardı. Denebilir ki DAEŞ'in başlatıp sonuca götüremediği, Kürtlerin direnişine çarpan saldırılarını AKP-MHP işbirliği bu askeri operasyonla tamamlamak niyetinde. Bir önceki konuşmacı arkadaşım da ifade ettiği gibi aslında Kürdistan'ı yeniden ve uzun süreye yayılacak bir parçalama hamlesi çerçevesinde Şengal'de Mahmur'un giderek Kürt özgür savunma alanlarının hedef alınması bu kalıcı Kürdistan statüsünü sarsma operasyonuna işarettir. Kuşkusuz 37 yıldır sürdüre geldiği saldırılardan sonuç almadığı Türkiye tarafından da çok iyi bilinmektedir. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Elbette Kürt modern ulusal kurtuluş hareketinin yenilmezliği defalarca kanıtlanmıştır. Şimdi kanınca onu yenmeden ziyade onun öncülük edeceği bir demokratik Orta Doğu'nun önüne geçmek esaslı politika olmaktadır. İşte bu politikada ne yazık ki Kürt isimli parti ve siyasal oluşumların güneydeki konumları doğrusu üzücüdür. Hani çok düşmanlaştırıcı, iten bir politikayı savunmamakla birlikte sessiz olmaları bile bu saldırıda taraf olma gibi bir kötülüğe yol açmaktadır. Çünkü Orta Doğu'da yaşanan 3. Dünya Savaşı gerçekliğinde ya tarafsınız ya tarafsınız. Bu nedenle şimdi şöyle bir hatırlatmada bulunarak doğrusu devam etmek istiyorum.
sorumu tekrar size yönelterek araya girdim. Kusura bakmayın. Şimdi bugün Güney Kürdistan'da, Süleymaniye'de çok büyük kitlesel bir yürüyüş vardı. Yani Kürtler gerçekten ciddi tepki gösterdiler. Güney Kürdistan'daki tüm partiler, YNK'nin, Güney Kürdistan, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Irak parlamento grubundan tepki geldi. Yani neredeyse KDP dışındaki tüm partiler, bir kısmı sert, bir kısmı işte en nihayetinde tepki gösterme gereği duyduğu için yaptı. Ama halkta da çok ciddi bir tepki olduğu belirgin. Yani bugün Süleymaniye'de asayiş ciddi anlamda engellemeye çalıştı yürüyüşü. Ama asayişe rağmen büyük bir yürüyüş sergiledi. Buna rağmen Güney Kürdistan'daki o tutumsuzluk ya da yönetimin, en azından Güney Kürdistan parlamentosu ve bölgesel yönetimin, hükümetin tutumsuzluğu devam eder mi? O tutumun değişmesi neyi beraberinde getirir? Ya hemen bir niyetle belirtelim ya da bir iyi dilekle diliyorum ki Rojava'da gelişen, henüz kesin sınırlara ulaşmamış olsa bile, Doğuk anlaşmasına atıfta bulunarak bir araya gelen güçlerin birlik hamleleri güneye de olumlu yansır ve özellikle somut olarak Parti Demokratik Kürdistan'ın bu birliğe, Doğuk anlaşmasına yaptığı katkıyı da unutmadan meyil etmesi. Böylesi bir meyil Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrini değiştirecektir. Sayın Işık, aslında saldırıların bir amacı da budur. Çünkü Türkiye'nin, Türklerin birliğinin doğuracağı sonuçları bildiğinin bilinmesi gerekiyor. Orta Doğu'daki 3. Dünya Savaşı'nda galebe çalacak Türk tarafının birliği galebeyi garantileyecektir. İşte bir yanıyla gerçekleşen operasyonların, silahlı ordu saldırılarının amacı birliğin önünü almak. Yani ben düşüncemi şöyle toparlarsam iyi olur diye düşünüyorum. Buyurun. Hem Kürtlerin kader tayici rolünü, tayin edici rolünü Orta Doğu için söylüyorum. Hem de bu kader tayin edici rolde olmazsa olmaz prensip olarak Kürtlerin birliğinin önünü almaya dönük bir çaba olarak görmek gerekiyor Türkiye'nin saldırılarını. Özcesi, Türkiye hem Kürt Modern Demokratik Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin yenilmezliğini görmüştür. Ama onun Orta Doğu'ya rengini vurmasını önlemek istiyor. İkincisi, Kürt halkının iradi ve eylemsel olarak bir birliğe hızla yöneldiğini, bunun siyasal birliğinin olmaması için ön alıcı hamleler olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü evet, Şengal'de, Mahmur'da ve Tangil'de gerçekleştirdiği operasyonların Türkçesi şudur: Modern Kürt Demokratik Hareketi'ne yaptıklarım, onlarla birlikte hareket edeceklere de yapacaklarımdır. Buradaki mesajın amacı, olası şimdiye kadar birliğin dışında kalmış, birliğe meyledecek güçleri durdurmak şeklinde okuyorum ki, böyle bir okuma bize şunu da söyletmelidir: olmazsa olmaz kabilindedir Kürtlerin başarısının birlikten geçtiği. Peki. İmam Bey, bu konuyla ilgili siz de parti olarak da, ayrıca siz zaman zaman birçok heyetle de Güney Kürdistan'a çokça gittiniz, görüşmeler yaptınız. Bu son saldırıda da Mahmur ve Şengal gibi sivil yerleşim alanları da hedef alındı. Diğer taraftan Kandil ve Brados'taki, Haftanil'deki sivil yerleşim alanlarında yaşamını yitirenler de oldu. Bunları da görüyoruz. Dolayısıyla bu sivil alanları bombalarken devlet, Irak'tan şimdiye kadar iki resmi tepki geldi. Doğrusu gayri resmi anlamda aralarında ne ilişkiler var bilmiyoruz ama resmi anlamda tepki gösterdiler. Güney Kürdistan'da partiler tepki gösterdi. Ancak henüz hükümet ve yönetim düzeyinde bir tepki yok.
ve ne yazık ki Güney Kürdistan'da bir kısım medya var olan saldırıyı adeta Anadolu Ajansı haber bültenleri gibi değerlendiriyor, meşru gösteriyor. PKK hedefleri vuruluyor şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Tüm bunları böyle yan yana getirdiğimizde siz bu fotoğrafı nasıl yorumlarsınız? Doğrusu orada sivillere dönük de çok ciddi tehditler var, onu da görüyoruz. Evet, şimdi Güney Kürdistan'a yapılan saldırılar bilindiği gibi 1983'te sizin söylediğiniz gibi devam eden ve süre gelen saldırılar. Bu şu anlama geliyor. Kürtlerin dünyanın neresinde olursa olsun bir statüleri varsa, bir evleri varsa, bir yapıları varsa ona saldırı anlamındadır. Yani onu yok etme anlamındadır. Onu kesinlikle devre dışı bırakma anlamındadır. Bunu Afrin'de de gördük. Bunu Serikani'de de gördük. İşte 30 yıldan fazladır da Roja başvuruda bunu görüyoruz. Bu saldırılar tabii ki böyle bilinçli, bilinçsiz, sıradan, günübirlik saldırılar değil. Her ne kadar bu saldırılardan köklü bir sonuç almamışsalar da bu saldırıları aynı zamanda Güney Kürdistan'ın da şu andaki statüsünü, konumunu tehdit ediyor. Bunu işte şeyde de gördük. Yani Kerkük'teki referandum sonrası Kerkük'teki müdahalede de bunu gördük. Yani Türkiye bütünüyle Kürtlerin İran olsun, Irak olsun, Suriye'deki parçalarında yani Rojava, Rojalat ve Başur'daki parçalarında Kürtlerin statü sahibi olmasını tahammül etmiyor. Bu saldırının altında aslında yatan gerçek bu. Bunu bence bütün Kürtler biliyor. Yani sözü edilen partilerin hepsi bunu biliyor. Yani Kürdistan'da siyaset yapan bütün güçler bunu biliyor. Fakat işte maalesef işte Kürtlerin birliği günümüze kadar oluşturulamadığı için bir statüye, bir organizasyona, mekanizmaya kavuşturulamadığı için birlikten yoksun olan Kürtler dönem dönem işte kendi düşmanı bildiği, kendisini yok ettiği bildiği ülkelerle de diyaloğa geçtiği görülmüştür. Yani dönem dönem işte dört tane sömürgeci ülkenin yönetimleriyle değişik partiler onlarla işe geçiği görülmüştür. Bugün de bu yaşanmaktadır. Yani hiçbir Kürt şunu kabul edebilir mi? Yani Güney Kürdistan'ın topraklarında yaşayan Kürtleri bombalamak. Yani o da Kürt. Yani bizim de, herkes çok şunu çok iyi biliyor. Kadı Muhammed'in bir sözü var. Şunu diyor Kadı Muhammed idama götürülürken Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılışından sonra hakim şunu soruyor ona. Diyor ki tamam biz anladık yani senin savaşını fakat niye işte Mela Mustafa Barzani ta işte Güney Kürdistan'a Irak'tan gelip, Irak Kürdistan'dan gelip burada seninle beraber savaşıyor. Bu neyin nesi? Kadı Muhammed'in cevabı şu. Yani diyor ki Kürdistan bir evdir. Hep biz bu evin içinde yaşıyoruz ama parçalar değişik odalardadır. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Kürdistan'da yaşayan hangi parçasında olursa olsun, hangi güç nerede yaşıyorsa o onun evidir. Onun evini bombalama Kürdistan'ın bütün yapısına, Kürtlerin bütün yapısına müdahale etmektir. Yani Afrin'de nasıl bir saldırı varsa Kürtlerin varlığına saldırıdır. Mahmur'daki saldırı da öyledir. Kandil'deki saldırı da öyledir. Şengal'deki saldırı da öyledir. Bunu böyle kriminalize edip değişik bir işte sadece bu örgütün bu orada olmasaydı bu saldırı olmazdı demek kadar gaflet yoktur. Yani böyle kabul edilemez bir durum. Yani öyle bir şey düşünülemez. Çünkü orada o bir
ülkenin toprağı, Kürtlerin yaşadığı toprak, o toprağına bütün Kürtler benliğiyle sahip çıkmaları gerekiyor. Uzaktan işte silahlarla, uçaklarla ve benzeri işte teknoloji geliştirdiği SİHA, İHA ve benzeri şeylerle saldırmak, sonra da karadan orayı işgal etmek. Yani bilindiği gibi 23 tane şimdi Türkiye'nin asker noktası var Güney Kürdistan'ın topraklarında. Bunları terk edip gelirler mi? İmkansız, öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yere görülmemiş. Bir yere konuşulan... Türkiye nasıl bu kadar rahat davranabilir İmam Bey? Yani mesela Irak'tan tepki var, dünyanın birçok yerinden şu veya bu biçimiyle resmiyette tepki var. Ayrıca bir başka ülkenin, bir başka coğrafyanın hukuken giremeyeceği, hiçbir anlaşmasının olmadığı bir alanı 1983'te Saddam'la yaptığı anlaşmaya dayanarak işgal harekatına yöneliyor. Yani Türkiye'ye bu gücü veren etken nedir? Kendi askeri gücü müdür yoksa başka bir şey midir? Nedir? Yani Türkiye Orta Doğu'da şu anda da Libya dahil olmak üzere bir oyun kurucu ya da ben varım, ben gücüm, o gücümü gösterme anlamında da yaptığı hareketler görülüyor. Bunu en son işte Libya'da gördük. Bugün onunla çok çok övündükleri görülüyor. Tabii ki Irak'ta ya da Suriye'de tek başına Kürtler yaşamıyor. Aynı zamanda Amerikalılar var, İttifak güçleri var, Avrupa Birliği'nin devletleri var. Yani onlar da baktığımızdan buna göz yumuyor, görünüyor. Yani her iktidar partilerinden bir tanesi Güney Kürdistan'da buna ses çıkarmıyorsa ya ama aynı zamanda o ülkeler de buna ses çıkarmadığını görüyoruz. Yani normalde başka bir ülkeye böyle bir şey, örneğin Yunanistan'ın içerisinde bir yere böyle olsaydı Avrupa Birliği ve Amerika tümüyle buna karşı gelirdi. Ya da başka bir ülkenin toprağında Kürtler dahi olsaydı. Ama özellikle Orta Doğu'da bilinçli olarak da Türkiye'yi oraya çekme ya da orada bir şekilde ya da ona müsaade etme ya da onunla dengeleri oluşturma anlamında bir göz yumma da var. Yani Irak Merkezi Hükümeti de bunun üzerinde çok detaylı durmadığını görüyoruz. Bir iki kanamanın dışında. Dersiniz ki gücü yoktur, askeri gücü yoktur zor ama nihayetinde bir çok fazla Türkiye ile ekonomik bağları da yok. Ya da Türkiye ile çok fazla siyasal bağları da yok. Onlar da karşı gelebilir bir durumda. Fakat diyorum ya Kürtler arasındaki biraz önce Sayın Osman Ergin de Koşan Azmın da anlattığı gibi Kürtler arasındaki birliğin, ulusal birliğin, ulusal refleksin gelişmemesi ya da bir organizasyona kavuşmaması beraberinde bunu getiriyor. Biz şunu gördük. Yani bundan 5-6 ay önce Rojava'ya olan işgal, Türkiye'nin işgalini Kerkük'te, Süleymaniye'de yani Dahlo'da Türk mallarını nasıl boykot ettiklerini gördük. Bir ulusal refleks geliştirilebiliyor her taraf aslında istenirse. Daha önce şu deniliyordu yani Türkiye kapıyı kapatıp dışına ödüyoruz ama demek öyle değilmiş. Kürtler kendi aralarında aslında ulusal birliklerini oluşturmuşlar halk nezdinde. Fakat işte siyasi partilerin belki güncel çıkarları, yani uzun vadeli de çok kısa vadeli çıkarlar. Onların gözünü kör eder karşı karşıya olduğunu görüyoruz. O çıkarlar, ulusal çıkarların üstünde tutulduğunu bakıyoruz. Bu Kürtlere, ne o partilere, ne o üstüne bir şey kazandırmayacak. Bunun mutlaka ve mutlaka ulusal birlikle tabii bir statüye kavuşmasıyla aşılabileceğine inanıyoruz ki umudumuz çok çok daha fazla. Şu anda Rojava'da gelişen ulusal birlik çatışmalar da buna bir destek. Son başlığımız zaten Rojava. Son 20 dakikamız. Tekrar Rojan Bey'den devam edelim istiyorum.
uzun zamandır devam eden bir görüşme süreciydi. Ama en nihayetinde Rojava Kürdistan'ında partiler, gruplar birbirine şimdiye kadar muhalif olan yapılanmalar Duhok İttifakı'nı esas alarak bundan sonraki süreci yani Mazlum Abdi'nin ikinci aşama dediği süreci ilerleteceklerini açıkladılar. Yani birçok konuda da siyasi bütünlük sağlamış durumdalar. Ne dersiniz bu gelişmeye Sayın Azım? Doğrusu şimdiye kadar hep umutsuz şeylerden söz ettik ama böyle de bir yaklaşım var. Kürtler bundan umutlanmalı mı? Evet, umutlanmalı. Çünkü Batı Kürdistan'da son birkaç gündür gelişmeler gayet olumludur. En nihayetinde sesim geliyor mu? Sesim alabiliyor musunuz? Sesiniz geliyor, sorun yok. Batı Kürdistan'daki gelişmeleri önemsememiz lazım. Çünkü Batı Kürdistan'daki bu birlik süreci henüz ilk adımda bile Kürt hissiyatında çok olumlu bir yansıma yaratıyor. Onun da ötesinde parçalara da olumlu yansıyacaktır. O bakımdan hakikaten bunu önemsememiz lazım ve destek olmamız lazım. Bu halkayı büyütmemiz gerekiyor. Şüphesiz yani eğer dış dinamikler bu tür birlikleri oluşturuyorlarsa bunu dış güçlerin her zaman söylendiği üzere çıkarlarına, niyetlerine bağlayabilirsiniz. Ama öte yandan kendi iç zaaflarımıza da bağlamamız lazım. Demek ki dış dinamikler devreye girmeden biz de bir araya gelmekte önemli sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunu güneyde de yaşadık. Rojava'da da yaşadık. Her şeye rağmen bunu son derece olumlu görmek lazım. Desteklemez ve geliştirmek lazım. Hatta güneyle de genişlemeli, kuzeyle ve doğuyla genişlemeli. Bu dış dinamiklerin pozitif katkılarına değer biçmek lazım. Şu kompleksten gerçekten bizim kurtulmamız lazım. Bazı egemen çevreler Kürtlere yönelik sürekli dış dinamiklerin onları kullandıklarına yönelik propagandalar geliştirirler. Bunu kesinlikle reddetmek lazım. Herkese bu tür dış ilişkiler, dış ittifaklar olumlu oluyor da bize sıra geldiği zaman neden olumsuz olabiliyor? Bunu kesinlikle reddetmek lazım. Kürdistan siyaset sınıfının da bu konuda hem öngörülü olması lazım hem de eski kalıbını da aşması lazım. Gerçekten Kürdistan'daki ulusal birliğin gecikmelerini, faturasını halka çıkarmamak lazım. Halk bu konuda son derece duyarlı ve günahsız. Ben esasen araya girip bir şey sorabilir miyim müsaade ederseniz? Dış dinamiklerle ilgili konu çokça tartışılıyor. Siz konuyla ilgili görüşlerinizi söylediniz ama en nihayetinde dış dinamikler çok parçacı davranıyor. Yani diyelim ki Rojava eksenli davranıyor ya da Başur eksenli, Güney Kürdistan eksenli davranıyor. Yani onların bu parçacı tutumundan ama bir taraftan orada birliği isterken diğer taraftan Giresipi, Seri, Kanye, Afrin işgaline destek vermesinden, Türkiye'ye oraları peşkeş çekmesinden de şüphe duymak gerekmiyor mu? Ya da bu siyaseti nasıl değerlendirmek gerekir? Ben sadece anlamak için soruyorum doğrusu. Evet. Çünkü bu türden yaklaşımlar da var, şüpheler de var. Yani iyi güzel bir araya getiriyorlar. Ama işte onlar da bu yaşananların birçoğundan sorumludurlar. İşte Güney Kürdistan'ı biraz önce konuştuk. Hiç önünü kesmeye dönük bir çaba içerisinde de değiller Türkiye'nin. Haklısınız elbette. Fakat en başta siz ve diğer konuk arkadaşlarımız da çok yakından biliyorlar ki Güney Kürdistan'daki ve Batı Kürdistan'daki gelişmeler en nihayetinde coğrafi olarak veya siyasi devlet statüsü bakımından değerlendirdiğimiz zaman Lozan sonrası Irak ve Suriye iki Sunni devlet belki çok direkt bir tanımlama olacak ama realite bu.
Batı'nın dizayn ettiği iki coğrafyada operasyon yapmaları çok daha doğaldır. Çok daha kolaydır daha doğrusu. İran ve Türkiye, beğenelim beğenmeyelim, bizimle şu anda son derece yaşamsal bir mücadele veriyoruz karşılıklı olarak ama iki imparatorluk bakiyesi. O bakımdan Amerika'nın ve Batı dünyasının İran'a yönelik operasyonel politikaları, Türkiye'ye yönelik operasyonel politikaları Irak ve Suriye'deki kadar kolay olmaz. Onlar da bunun hesabını, kitabını çok iyi yapabiliyorlar. O bakımdan belki tekrar olacak ama Irak'ı ve Suriye'yi onlar şekillendirdiler. Yeni bir şekil vermek istiyorlar. Mesele bu. Bu yeni verilen şekilde biz ne yapacağız? Biz ne yapmalıyız? Biz ne kazanmalıyız? Şu andaki denklemde biz kazanıyoruz. İstediğimiz çapta mı? Hayır. İstediğimiz ölçülerde mi? Olmayabilir. Ama biz de kazanıyoruz. O halde bizim de kazandığımız böylesi bir süreçte dış dinamikleri olabildiğince zora sokucu bir tutum takınamayız. Bizim de rasyonel davranmamız gerekiyor. Bizim de real politik davranmamız gerekiyor. Hem dünyada hem Orta Doğu düzleminde real politika kuralları ne yazık ki diyeyim hakim. Bizim de bu gerçekliği göz önünde bulundurarak politikalar oluşturmamız gerekir ve ona uygun pozisyonlar oluşturmamız gerekir. O bakımdan meseleyi sadece kendi cephemizden sınırlarsak belki resmin bütününü görmek bizim açımızdan belli sıkıntılar yaratabilir. Ben yine de şu kavramı kullanmama izin verin. Buyurun abi. Bizim genel olarak bize yönelik özellikle sol ve liberal çevrelerin dış dinamiklerle olan bizim de kazandığımız ittifaklara ve ilişkilere yönelik kompleks yaratma tavırları var. Buna prim vermemeliyiz. Bizim Amerika ile ve Batı Avrupa ile Batı dünyasıyla genel olarak buna ben İsrail'i de katıyorum. Kendi ulusal çıkarlarımız temelinde sıkı bir ittifak geliştirmeliyiz ve bundan asla kompleks duymamalıyız. Bunun için kendimize güvenmeliyiz. Bize destek oluyorlarsa buna değer de vermeliyiz. Ama en nihayetinde sorun bizde düğümleniyor. Eğer biz iç birliğimizi sağlamlaştırabilirsek, bu bize dış dinamiklerin takviye anlamda sunduğu olumlu desteği değerlendirebilirsek, bundan azami ölçüde biz kazançlı çıkabiliriz. Peki. Örneğin Irak'ta Amerikalılar iki tarafı yaklaştırdıkları zaman, barıştırdıkları zaman kötü mü oldu, iyi oldu? Giderek ara kapanıyor, yakınlaşıyor ulusal dinamikler. Biz de Rojava'da da sıkıntılar olabilir. Bir anda güllük gülistanlık olmayabilir. Bizim istediğimiz cennet bir Rojava dinamikler bakımından diyorum. Oluşamayabilir ama süreci ona evritmek lazım. O bakımdan ben iyimser bakıyorum sürece. Ve bu iyimserliğimizi koruyup sürece katkı sunmamız lazım. Peki. Osman Bey sizinle devam ederim. Doğu İttifakı esas alınacak dedik ama diğer taraftan biliyoruz da 2014'te Doğu İttifakı 9 gün sürdü. Ondan sonra anlaşma imzalandı. Pratik adımlara iş gelince o adımlar yaşama geçmedi. Şimdi yapılan 6 yıl aradan sonra o ittifakın esas alınacağı, yani deyim yerindeyse pratik adımların nasıl yaşama geçileceğinin bu dönemde tartışılıp kararlaştırılacağı. Doğrusu zor da bir süreçten söz ediyoruz. Yani dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Bu nasıl olacak? Bu konuyla ilgili öngörüleriniz nelerdir? Doğrusu siz de bölgeyi yakından izleyen siyasetçilerimizdensiniz. Aynı zamanda da toplumu da iyi biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Hak ettiğim İltifatınız için. Rica ederim. Doğrusu Rojava çok özgün. Hani en küçüğümüz ama bize çok şey öğretme özelliklerine sahip. Biz kuzeyden, güneyden, batıdan çok çok farklı şeyler beklerken o
bize ön günlerinde olduğumuz bir devrimi armağan etti. Şimdiden Temmuz devrimini saygıyla selamladığımı belirtmek istiyorum. Umuyorum, diliyorum, Duhok anlaşması gibi başlar ama onun gibi sonuçlanmaz. Yani sizin de bir eleştiri ve saptama olarak ileri sürdüğünüz pratik adımların layıkıyla atılmaması durumu aşılır. Ya bu çok somut ifade etmek gerekir. Aslında belki Kürt'ün hayalidir. Modern Kürt bu hayali, yani siyasi, yönetsel ve askeri birliği oluşturma paradigması, isteği gerçekleşmesi konusunda bence de komplekse düşmemek gerekiyor. Bunun için öncelikle yapılması gerekenin zihinde, moral prensiplerde değişim dönüşümü her yapının kendinde gerçekleştirebilme cesaretini beyan etmesi gerekir. Bu pratik adımlar atmanın ön gereklilikleri, ön hazırlıkları olarak ele alınabilir. Rojava'nın öğreticidir, küçüktür ama sonuçları büyük işler yapan bir parçamız Kürdistan'ın. O nedenle ben ikinci sorumuzda umuyor, biliyor demiştim. Güneyde birliğe şu anda mesafeli kalan güçler de Rojava'daki gelişmeler üzerinden birlikçi bir kimliğe ulaşırlar. Bu bir niyetten ötedir aslında. Kürtler 21. yüzyıla damgalarını vuracaklarsa, ki ben vuracaklarına inananlardanım, bunun temel vazgeçilmez stratejik gerçekliği birliklerini pekiştirmelerinden geçiyor. Bence Rojava'da birliği tesis etmek Başur'dan daha avantajlı durumda olmasından ötürü daha şanslıdır ve uygulanabilirliği daha objektiftir. Bu yanıyla çok umutluyum ve bu umudumu da haklı kılacak gelişmeler açısından uzun süreli bir çalışmanın ürünüdür söz konusu olan, yılları bulan modern Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin de aslında kuruluşundan günümüze kadar birlikçi bir karakteristikte olması, Rojava'ya ideolojik ve paradigmasal etkisi göz önüne alındığında ben bu kez Kürtler kazanıyor yaklaşımını çok ciddi bir biçimde paylaşabilirim sizinle. Orta Doğu'daki zaten Türkiye'nin güneye yaptığı, Güney Kürdistan'a yaptığı askeri saldırıların bir amacının da burada oluşmakta olan birliği yıkmaya dönük olduğu herkese kabul edilen ve görünen bir durumdur. Bu nedenle Rojava'da gerçekleşecek kalıcı bir birliğin, siyasal bir bütünleşmenin yönetsel, toplumsal ve askeri bir birliğe dönüşmesi Kürdistan için kazanma süresini sağlayacak olacaktır. Yani 10 yıllık bir çaba yerini 5 yıl gibi kısa bir sürede kendini sonuç alıcı hamlelerin zemini kılabilecektir. Özetin özeti şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Rojava devrimi birliğini, siyasal birliğini gerçekleştirdiğinde kendisini hem uluslararası ilişkiler, nitekim Amerika'nın bu buluşmalardaki rolü biliniyor. Az önce ifade edildi. Aynen katılıyorum. Komplekslerden uzak. Dostluk, kimlikli ve kişilikli ilişkilere açık bir Türk perspektifi kaldı ki ödediği bedeller bunun altyapısını oluşturmaktadır. Bir büyük bedeller gerçeği söz konusudur. Bizim artık büyük küçük demeden yeni dostluklara açık durumda olmamız erginliğimizden, olgunluğumuzdan artık her dansı figürüne uygun yapabilecek bir gelişkinliğe yakalanmış olmamız gerçeğini ifade etmek istiyorum. Bu nedenle gerçekten umudum büyük ama bu umudu kalıcılaştıracak olanın da güneyde yaşanan eksiklerin giderilmesine dönük çalışmalar olacağına inanıyorum. Peki. Güney'e yüklenmelidir. Güney halkının gerçekleştirdiği birlik siyasal partiler için
zorlayıcı bir yaptırım olarak kendisini partilere, hükümete, bölge yönetmene daha açık ifade etmek gerekirse, Parti Demokratik Kürdistan'a ifade edilirse hem Duhok anlaşması ruhuna uygun oluşturulan Rojava'daki birlik adımı adım olmaktan çıkıp bir yürüyüşe evrilecek, hem de Güney düşmanların, Kürtlerin hayrını istemeyenlerin isteklerini boşa çıkarıcı bir büyük birliğin zemini olabilecek. Zemini olabilecek ben, diyorsunuz. Ben bugünden bu umudu taşımanın hepimiz için hem bir görev hem bir hak olduğu konusunda inanacak. Peki, çok teşekkürler. Ben son turumuzun son sorusunu da İmam Bey'e sormak istiyorum. Doğrusu hep konuştuk, Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a dönük saldırısı ya da başından beri Rojava'ya dönük sürdürdüğü politika ya da işte sizin de parlamenteri olduğunuz HDP'ye dönük saldırıları da göz önüne getirdiğimizde şimdiden sonra da ENKS ile Türk Devleti arasında da sıcak ilişkiler vardı biliyorduk ve bu durumdan epeyce de rahatsızdı. Bundan sonraki sürece dönük yaklaşımı nasıl olur? Bir taraftan Batı'nın desteklediği bir birlik süreci, işte özel teşekkürle Neçirvan Barzani ve Sayın Mesut Barzani'ye dönük teşekkürlerini sunan birlik tarafları, ama diğer taraftan da Türk Devleti'nin henüz sona ermemiş ve bir şekliyle devam eden saldırgan politikası. Şimdi ben de şeye katılıyorum, küçük parçamızın bize, yani tüm Kürdistan'a, Kürt halkına öncülük eden büyük adımlarına ben de katılıyorum. Şimdi Rojava Kürdistan'ın geçmişine baktığımız zaman, siyasi geçmişine baktığımız zaman ne Rojava Kürdistan'ı kadar, ne Başur Kürdistan'ı kadar, ne Bakır Kürdistan'ı kadar böyle bir siyasi geçmişi yoktur. Yani mutlaka siyaset her daim olmuş, devam etmiş, belli durumlar olmuş, ama bu yüksek kazanımlara, böyle büyük silahlı mücadeleye evrilmemiş bir durumdaydı. Son işte 8-10 yıldır, hele hele Suriye ile müdahalesinden sonra oradaki Kürtlerin çok kısa bir sürede örgütlenerek ve belli bir güç, hatta dünyanın takdir ettiği ve Orta Doğu'da hesabı olan devletlerin olmazsa olmaz olarak baktığı bir güce dönüşmesi büyük adımlarla olmuştur bu. Tabii beraberinde gelişince olumlu, olumsuz durumlar da gelişmiş olabilir. Yani birden fazla partinin olması veya da düşüncelerin olması, o partilerin dönem dönem anlaşamamaları, yine de diğer parça Kürdistan'dakiler gibi çatışmalı bir duruma gelmemiş ve bu süreçte farklı farklı diyaloglar gelişmiş olabilir. İşte Türkiye ile olan diyaloglar ya da başka ülkelerle olan diyaloglar kendi içinde oluşmuşsa da şu an yani nasıl diyeyim, baş döndürücü bir hızla bir yapılanmaya gidiyor. Yani bir statüye doğru gidip kendi aralarında anlaşmaya gidiyor. Bizim diğer parçadaki yaşayan Kürtler olsun, dünyada yaşayan bütün Kürtler olsun, orada gelişen sürece, birliğe ve tutumluluğa ve kararlılığa çok iyi kararlılığı, çok iyi değindirerek onda ders almaları gerekiyor. Yani doğrudur, 2014'te Dohuk anlaşması bugün oradan başlanması, orayı esas alması, zaten 2014'ten önce çok uzun bir siyasi geçmişi de yok oradaki durum, yani statü bazında. 2014'ten bu yana işte bugün oraya atıfta bulunarak yapılan siyasi anlaşma, dünya kamuoyuna bunun altılanması şunu gösteriyor ki artık Rojava Kürtleri bir adım atmışlar ve o adım 45-50 milyon Kürt'e örnek
teşkil edecek, onur teşkil edilecek bir adım dış çevrelerde, dış mihrakların hepsinden koparak Kürtlerin gerçekten çıkarlarını öne çıkaran bir adımla karşı karşıya büyüklük, küçüklük, yani ben çokum, ben azım düşüncesinden vazgeçerek Kürdistan'ı bir adımla bir ulusal birliğe doğru gittiklerini görüyoruz. Peki. Bu büyük bir başarıdır Kürtler için. Ben şunu bekliyorum ve şunu özellikle görüyorum ve umuyorum. Rojava Kürdistan'ında atılan bu adım başta Başur Kürdistan'ı olmak üzere diğer iki parça, yani Rojava ve Bakur Kürdistan'ında da etkisini sürdürecek. O rüzgar hepimizi içine alacak. Çünkü 2013'te Ulusal Kongre çalışmalarına gittiğimiz zaman Ulusal Kongre çalışmalarının yürütücü 21 kişilik komisyonunda Rojava Kürdistan'ın bugünkü anlaşmayı yapan aktivistleri o günde vardı. Yan yana oturuyordular. Yani şöyle diyelim, yani Kürtler siyasette bence Rojava'da çok daha olumlu adımlar attılar. Bu da hepimize örnek teşkil edecektir. Peki. Herhalde zamanınız azaldı gibi bunu yorum ama. Zamanımız bitti, azaldı da neden. zamanımız bitti. Teşekkür ediyorum. Ben doğrusu her üç konuğumuza da, Sayın İmam Taşçıyer'e de, HDP Diyarbakır Ahmet Milletvekili, Sayın Rojan Azım araştırmacı yazar arkadaşımız ve Sayın Osman Ergin'e siyasetçi arkadaşımız bize katkıları ve konuklukları nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, biz konuklarımızla hem bir taraftan HDP'nin uzun yürüyüşünü ve HDP'ye dönük saldırıları konuştuk. Diğer taraftan Güney Kürdistan'a dönük Türk Devleti'nin havadan ve karadan yönelttiği saldırılarla ilgili konuklarımızın düşüncelerini aldık. Bunun Kürt siyasetine etkilerini değerlendirdik. Son başlığımız ise Rojava Kürdistan'ında yaşanan Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetiminin de içinde yer aldığı bölümdeki Kürt siyasal partilerinin uzlaşmalarına dönük, birlik hamlesine dönük başlıkları tartıştık. Bugünkü programımız buraya kadardı. Bir dahaki Medya Haber'de gündem programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.